geçtiğimiz 12 Haziran'da İmralı'daki tecritte dikkat çekme, protesto etme amaçlı HDP-DBP'nin ortak bir eylem takvimini öncesinden açıklamıştı zaten. Hani buna ilişkin İstanbul'da Bursa'ya, Gemli'ye yürüme talebiyle eş genel başkanlarımızın, milletvekillerimizin, işte DBP eş genel başkanlarının içinde olduğu büyük bir heyetin yürüyüşü esnasında hukuksuz bir şekilde vekillerin engellendiği ve engellenirken de işte kolluk güçlerinin genel başkanlarımızın, milletvekillerimizi bütün kamuoyu önünde darp ettiği aşina ve açık bir şekilde ortadadır ve bunu bütün dünya da bunu izledi, bu görüntüleri izledi. Yani burada aslında amaç orada açığa çıkan iradenin önünü kesmeye dönüktür aslında bu işte hazırlık komisyonlarına acele gönderilen fezlekeler. Zaten Saliha Aydeniz'in bilinçli olarak her defasında hedef gösterilmesi ve Sayın Saliha Aydeniz'in toplamda yanlış hatırlamıyorsam 78-80'e yakın fezlekesinin hali hazırda bulunduğu ve özellikle aslında burada şey açığa çıkıyor. Yani şimdi mesela bizim geçenlerde bir iki ay öncesine kadar Ayşe Acar Başaran'a bir kolluk görevlisinin çıkıp işte çivilerin söylemi üzerinde herhangi meclis başkanının buna dönük herhangi bir söylemi olmadığı ama Saliha Aydeniz'in mevcut görüntülerde de olduğu üzere hani bir koruma refleksi işte açığa çıkan tepkilere karşın açığa çıkan duruma göstermiş olduğu tepkiden kaynaklı sorgusuz sualsiz aslında alel acele Adalet Bakanlığı tarafından işte hazırlık komisyonuna gönderilen dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin ön hazırlık komisyonundan dokunulmazlığının kaldırılma talebinin hemen onaylanıyor olmasını aslında hani mevcut yönetiminin kadına olan bakış açısından bağımsız olarak ele alamayız elbette ki. Çünkü geçmişten günümüze ve özellikle bu son süreç itibariyle kadın vekillere, kadın belediye eş başkanlarına, kadın seçilmişlere işte yaşamın bir bütün her tarafında sorumluluk alan, rol misyon üstlenen bütün kadınlara dönük çok ciddi işte sindirmeye dönük çabalarının olduğunu ve bu çabalarını, bu fütursuzca yaklaşımların karşısında kadınların açığa çıkarmış olduğu irade karşısında her defasında yani bu fezlekelerin işte dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla mücadele, kadın mücadelesine, kadın kazanımlarının önünü kesebileceklerini, durdurabileceklerini düşünen mevcut iktidara buradan bir kez daha sesleniyorum ben de sesleniyorum. Yani burada toplumun yarısını oluşturan biz kadınlar her alanda söz sahibi olduğumuzu, her yönetimlerin her tarafında karar alma yetkimizin olduğunu ve toplumu değiştirip dönüştürmeye dönük çabamızın olduğunu ve sizin bütün engellemelerinize rağmen, bütün sindirme politikalarınıza rağmen her alanda kendi mücadelemizi en güçlü şekilde örgütlü büyütme anlamındaki çabamızın büyük olduğunu ve bundan sonraki süreçte de devam edeceğini ben belirtmek istiyorum. Ben de buradan meclis başkanına yani kendisini eleştirdiğimi de ifade etmek istiyorum. Yani bir geçmişten günümüze kadar aslında hani özellikle muhalefet ve özellikle de HDP'ye karşı açığa çıkan pratikler karşısında kendisinin sessiz kalmış olması ve bugüne kadar kendi kadın yoldaşlarımızın, kadın arkadaşlarımızın, kadın vekillerimizin kolluk güçleri tarafından işte iktidarın yönetiminin anlayışının kendilerini engellediği ve kendisine kadın arkadaşlarımıza karşı açığa çıkarmış oldukları
pratiklerinin bugüne kadar hiçbir tanesiyle ilgili tek söz etmiyor olmasının zaten kendisinin bağımsız ve tarafsız olmadığını yani bizler zaten biliyoruz ve bir kez daha ortaya koymuş oluyor. Yani bizler de şunu ifade etmek istiyoruz tekrar. Saliha Başkan bizim irademizdir, kadın yoldaşımızdır ve kadın mücadelesinde çok ciddi emeği olan, çok ciddi emek veren bir kadın yoldaşımızdır. Hakeza diğer kadın arkadaşlarımız da olduğu gibi de bizler sonuna kadar kadın mücadelesini büyüteceğimizi ve kadınların kendi sözünü özgürce, kendi yaşamını özgürce kurana kadar bu mücadelenin, bu çalışmanın takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum.